Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane yazılı kampını sunar. Ve tarihi birinci dönem birinci yazılı geldi. Şimdi mükemmel bir şekilde çalışıyoruz. Hocam LGS'de de var. Evet Tonguç'um LGS'de de var. Yazılarla alakalı Milletin Bakanlığı zaten ortak soru senaryoları gelebilecek sınavlarda sorulması gereken kazanımları bizlere verdi. Bizler de senin için süper sorular hazırladık. Bak burada Milletin Bakanlığı böyle sorun bu şekilde örnekler verin dedi. Bizler de sana öncelikle mükemmel bir konu anlatımı hazırladık Tonguç'um. Ardından da bu konuları güzel güzel sana en başta güzel güzel gösterdikten sonra cephelerimizi, savaşları her birini gösterdikten sonra Mükemmel sorular da hazırladık. Map örnek yazılı sorusu benzeri. Birçok soruyu çözeceğiz ve aynı zamanda seni harika bir şekilde yazılı yazılacağız. Bu arada diğer yazılar nasıl gidiyor Tomuç'um? Bu sene LGS olduğu için iyi gidiyor. Evet bu sene zaten çalıştığınız yazılar sınavlara da etki edecek. LGS'ye de denemelere de etki edecek. Dolayısıyla bu sene yazılarını çok iyi geçene eminim. Matematik bitti, Türkçe bitti. Şimdi inkılaptayız ve ardından fen, din, İngilizce mükemmel bir şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi burada sana neler göstereceğiz? Önce hemen şunu söyleyelim. İlk başta uyanan Avrupa, sarsılan Osmanlı'ya bakacağız. Mustafa Kemal Türk'ün hayatını göreceğiz. Burada şu çok önemli. Buhranlar büyük kahramanlar doğurur diyeceğiz. Yani Mustafa Kemal Türk'ün nasıl değerli bir lider olduğunu, Fransız ihtilalinden ve sanayi etkilenmesini ve aynı zamanda okuduğu okullardan sonra başladığı askerlik görevlerini, 5. Ordu'da, 31 Mart olayında, Picardi manevralarında, Balkan savaşlarında, burada gördüğün gibi Kurtuluş Savaşı'nda neler yaptığını hep beraber göreceğiz. Ve tabii ki yine aynı şekilde ...Birinci Dünya Savaşı'na bakacağız. 1. Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz Tonguç'un um, bir genel nedenler var. Yani işte sömürgecilik ve silahlanma yarışı, işte para yani temel nedeni. Bir de tabii ki devletler arası savaş sırasında bazı önemli olaylar var. Bunlar devletler kendi aralarını kurtuluş mesela bu bizim Birinci Dünya Savaşı'nda Türk askerinin nasıl mücadele ettiğini gösteriyor. Çok büyük hayretler gösteriyoruz. Böyle toplarla silahlarla hareket ederken aynı zamanda farklı farklı cephelerde savaşıyoruz. Mesela taarruz cephelerimiz var, saldırı cepheleri, savunma cephelerimiz var. Çanakkale cephesi, Irak cephesi, Hicaz Yemen cephesi. Ordumuz gerçekten savaşta çok büyük mücadele verecek. Farklı farklı cephelerde savaşacağız... sonuç herhalde benim. Ve müttefiklerimize yani dostlarımıza yardım ettiğimiz cepheler de var. Ve savaşın sonunda da inşallah biz ordumuz düşmanı temizleyecek ve bayrağımızı gördüğün gibi dalgalandıracağız. İşte bunları güzel bir şekilde sana anlatacağım. Aynı zamanda Bir Dünya Savaşı'nda savaştığımız cephelerin harita üzerinde de hocalarımız sorabilir. LGS'de soruluyor genellikle burası neresi burası nedir demiyor ama bu cephelere bakaraktan bu haritaya bakaraktan yorum yapmamızı istiyor ve sonrası savaşın sonuçlarını inceleyeceğiz Mondros ateşkesine bakacağız işgallere tabii ki halkımız farklı farklı tepkiler gösterecek mesela bak halkımız varın yoğunu koyaraktan Türk ordusuna yardım edecek diyecek ki biz birlikte kurtaracağız bu ülkeyi diyecek ve milli bağımsızlığımız için ve milli egemenliğimiz için Türk halkı kadınıyla erkeğiyle çoluğuyla çocuğuyla Japonya'ya yardım taşıyacak ve biz hem milli bağımsızlığımız için hem de milli egemenliğimiz için hep birlikte mücadele edeceğiz. Şimdi istersen intromuzu girmeden önce konulara başlamadan önce sorularımıza şöyle bakalım. bak... Böyle çoktan seçmeli sorularımız var, e, açık uçlu sorularımız var, aynı zamanda böyle haritaya dayalı sorularımız var. Bu soruları da çözeceğiz. Şimdi sizin yapmanız gereken şey dikkatli bir şekilde bizleri dinlemek ve tabii ki tabii ki MEB örnek sorularını çözeceğiz ama Yanımıza iki tane yardımcımız lazım. Kimdir onlar Tonguç'um? Süper ikili. Evet süper ikili. Yani yazılı denemeleri ve yazılı notlarını yanımıza almamız lazım. Çünkü yazılı notlarında şimdi öğreneceğimiz konuların her birinin özeti zaten burada var. Bak hatta burada sana sayfayı da vereyim Tonguç herhalde benim. Burada sayfa olarak tam anlamıyla söyleyelim ki karışıklık olmasın. Sayfa e, 92'den başlayacağız. Burada her biri Uyanan Avrupa ve Sarsılan Osmanlı anlatılıyor. Mavi Gözlü Çocuk Mustafa da var. Ve Adım Adım'ın liderliğinden sonrası yani sayfa 92'den... İşgal Yıllarının Anadolu Mondros Ateşkesi'ne kadar yani sayfa 110'a kadar çalışmamız gerekiyor Tonguç herhalde benim. Ve aynı zamanda bunları çalıştıktan sonra da yazılı denemelerinden aynı konuyla alakalı birinci yazılıya alakalı soruları çözelim. Tabii burada soruları çözerken hata yapabiliriz. Hata yapmak normal. Mutlaka cevaplarını kontrol edip yazalım. Boşlar bırakabiliriz. Boş bırakınca denetlenmiyoruz. Cevap anlatan direkt cevabını yazın ki iyice aklınız yerlesin. Bu ikisini yaptığımızda zaten süper bir şekilde başarı gelecek. İntromuz girsin ve hadi bakalım videomuza başlayalım. Hadi bakalım. Evet şimdi ilk başta yazılı konularımızı güzel bir şekilde özetleyelim. Sonrasında sorularımıza geçelim Tonguç'um. İlk başta uyanan Avrupa ve sarsılan Osmanlı'da şunu bilmemiz lazım ki... ...coğrafi keşiflerle Avrupalılar zenginleşiyor. Para kazandıktan sonra yeni yerleri keşfedip... ...yeni ülkeleri, yeni kıtaları keşfedip... ...zenginleştikten sonra Rönesans'la sanatta gelişmeler elde ediyorlar. Reformla kilisenin baskısından kurtuluyorlar. Bak, bunların hepsi Osmanlı için kötü. Avrupa'nın zenginleşmesi Osmanlı için kötü. Çünkü uyanan Avrupa. Rönesans'la gelişmeleri Osmanlı için kötü. Adamlar bilime, sanata önem verecekler. Reformla kilisenin baskısından kurtulmaları kötü bizim için ama esasında şöyle bir şey var. Bu sırada kendi aralarında kavga ettikleri için o dönemde Osmanlı birazcık fetihlerde hızlar gidecek. Aydınlanma çağıyla akıl ön plana çıkacak ve Aydınlanma çağına Avrupalılar çok iyi değerlendirecekler. Biz geride kalacağız Osmanlı için olumsuz bir durum sanayi inkılabıyla makine gücüne geçiyorlar. Hani her zaman verdiğimiz örnek bu gömleği terzi yaparsa kaç para yapar? Bayağı pahalıya yapar hocam. Evet yani günlerce uğraşacak, dikecek, örecek falan filan. 2000-3000 liraya mal eder. Ama fabrikalarda bu gömlek 50-100 liraya mal edilebiliyor. İşte makinenin gücüyle Avrupalılar çok hızlı bir şekilde bu gömleği, bu ürünleri üretecekler ve Osmanlı ekonomisine hakim olacaklar. Bu da Osmanlı için kötü. Fransa itirali de milliyetçilik akımı çıkacak. Bu da Osmanlı için kötü. Niye? Hatırlarsan Osmanlı'nın içerisinde sadece Türkler yoktu. Aynı zamanda Rumlar Ermeniler, Sırplar, Bulgarlar ne bileyim farklı farklı milletler bir arada yaşıyordu. Ve bu milletler Fransa ihtilalinden sonra ben Sırbım, ben Bulgarım, ben Romenim, ben şuyum. Ben buyum diye Osmanlı'dan ayrılacaklar. Milliyetçilik isyanları Osmanlı Devleti'nin dağılmasına sebep verecek. Ama tabii Mustafa Kemal Türk de yeni Türk Devleti'nin kurulmasını sağlayacak. Milliyetçilik akımın sayesinde. Osmanlı'nın dağılmasını engellemek için farklı farklı fikir akımları ortaya çıkacak. Mesela Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık en önemli dördü. Burada Osmanlıcılık hep biz Osmanlıyız ayrılmayalım diyecek Osmanlı aydınları. İslamcılık neydi sonuç benim? Hepimiz Müslümanız anlayışı. Harikasın hepimiz Müslümanız. Hepimiz peygamber efendimize e, pe, e, son peygamber diyoruz onun ümmetiyiz o zaman ayrılmayalım diyorduk. Fakat burada da Araplar İslamcılık politikasına maalesef destek olmayacaklar ve İngilizlerle birlikte Birinci Dünya Savaşı'nda bize karşı saldıracaklar. Türkçülük politikası ve Batıcılık politikası tutacak. Türkçülük politikası yeni Türk devletinin temellerinden bir olacak. Batıcılık da yine inkılaplar yaptığımız için yine temel fikirlerimizden biri olacak. Tanzimat Fermanı ile artık Osmanlı'da kanun üstünlüğü var. Yani padişahın bile uymak zorunda olduğu evlenme, boşanma, miras gibi konular artık hep kanun üstünlüğüyle padişah tarafından da kabul edilecek ve bir fermana, bir anayasa yazılacak. Islahat fermanı gayrimüslimlere verilen hakların olduğu bir şey. Yani Müslüman olmayanlara. Birinci meşrutiyet ve ikinci meşrutiyet ile de Osmanlı'da halk padişahın yanında yönetime katılacak. Cumhuriyet. Hayır, hayır cumhuriyet değil Tonguç'um. Cumhuriyet olur mu? Cumhuriyet %100 yüz egemenliği demek. Bu meşrutiyet yüzde cumhuriyet gibi. Bak bir saltanat var padişahlık yani monarşi yüzde yüz padişah. Bir cumhuriyet var. %100 halk egemenliği Meşrutiyet ise %50 padişah, %50 halk olacak. Şimdi gelelim Mustafa Kemal Türk'ün çocukluğuna. Selanik şehrin özelliklerine baktığımızda sosyal olarak farklı farklı toplumlar bir arada. Dini olarak farklı farklı dinler bir arada. Ekonomik olarak bir liman kenti güçlü bir şehir. Kültürel olarak farklı kültürler bir arada. Ulaşım yolları üzerinde demir yolları, deniz yolları var. Mustafa Kemal'in eğitim hayatına baktığımızda ise burada şunu bilmemiz lazım. Mustafa Kemal ilk başta kendi yaşadığı dönemde eğitimde birlik yok. Nasıl yani eğitimde birlik yok hocam? Şöyle yani Osmanlı'da farklı farklı okullarda eğitim alan insanlar tek bir e, bakanlığa bağlı eğitim müfredatından tek bir sistemden beslenmedikleri için farklı düşünceler de oluyor. Medreseler var dini eğitim veriyor. Askeri okullar var askeri eğitim veriyor. Azınlık okulları var böyle garip garip e, vatan haini azlan saçma sapan insanlar yetiştirebiliyor. Yani modern okullar var yani her bir okul kendi kafasına göre hareket ediyor. Dolayısıyla eğitimin birlik yok ama sonradan Mustafa Kemal Atatürk 3 Mart 1924'te Tevhid Kanunu Kanunu'na bunları tek bir bakanlığa, milletin bakanlarına bağlayacak. Bütün okullar aynı çatı altında toplanacak. Ama şu anda yani Mustafa Kemal'in çocukluğu döneminde eğitimde birlik yok. Farklı türde okullar var. İlk başta geleneksel okula gidecek mahalle mektebine. Ama modern okula gitmesini istiyor babası. Sonra... Annesi onu mülkiye rüşvesine gönderecek. Fakat o malici değil asker olmak istiyor idealist. O yüzden askeri rüşveye gidecek. Orada Kemal ismini alacak. Sonra askeri liseye gidecek. Edebiyat ve tarihe ilgi duyacak. Yani LGS'ye giriyor mu hocam? Ne LGS'si evladım şaka mı yapıyorsun? Tabii ki o dönemde LGS yok ama Mustafa Kemal askeri rüştiyeden sonra ...Manastır Askeri Lisesi'ne giderek... ...asker olmak istediğini net bir şekilde belli ediyor... ...idealist bir insan zaten... ...mesela annesi diyor ki sen mülkiye rüşvesine git... ...burada daha çok para kazanırız evladım falan diyecek ama o... ...hayır anne ben asker doğdum... ...asker olarak öleceğim... ...o yüzden de ben askeri liseye gideceğim diyor... E, milliyetçi bir insan, vatansever bir insan... Harp okuluna gidecek, Harp Akademisi de okuyacak ve ardından da ilk görev yeri Şam'da 5. Ordu'da göreve başlayacak. İlk dönem hedefi yazılılardan yüksek not almaksa kitabın yazılı notları demektir. Yazılıda karşına çıkabilecek önemli kavramlar, hocanın soru sorabileceği kilit noktalar hepsi 8. sınıf yazılı notlarının içinde. Hem de tüm derslerle birlikte. Sana en yakın Tonguç kitapçısı ve tonguçmağaza.com'da bulabilirsin. Burada şu çok önemli. Mustafa Kemal askerlik hayatını hemen söyleyeyim. İlk görev yerinde tabii ki Şam'da vatan ve hürriyet cemiyetini kurması onun teşkilatçı olduğunu gösteriyor. Ee, 30 Mart olayında yeniliğe karşı isyan edenleri bastıracak hareket ordusu görev yapacak. Pikardi manevralarında Tatbikatları izleyecek ve uçağın önemine değinecek, ileri görüş olacak. Trablusgarp Savaşı'nda Arap halkı örgütleyecek ve aynı zamanda ilk askeri başarısını kazanıp vatansever yönünü gösterecek. Yani gazeteci kılığında atlayacak Anadolu'dan, İstanbul'dan, işte Trablusgarp'a, Kuzey Afrika'ya gidecek. Orada Afrika'daki insanları Arap halkı örgütleyerek mücadele kazanacak ama tabii savaş kaybediliyor sonradan orada başka nedenlerden dolayı. Balkan Savaşları da yine Gelibolu ve Bolayır'da. E, düşmanın nereden çıkarma yapabileceğine dair önceden bilgiler elde edildiği için ileri görüşlü sayesinde Balkan Savaşları'nda elde ettiği bilgilerle Çanakkale Savaşı'nda da zafer kazanmamızı elde edecek. Ve Sofya'da da ateşe militerlik yapacak. Ateşe militerlik nedir hocam? Yani orada elçi gibi yani oranın askeri elçisi gibi olacak. Ve askeri elçi iken orada diplomatik görüşmelerde bulunacak. Yabancı elçilerle diğer kişilerle ve gözlemcilik yapacak. Aynı zamanda Türk azınlığının orada Türk halkının sorunlarıyla ilgilenecek. Şimdi Mustafa Kemal'in bulunduğu dönemde buhranlar var. Buhran sıkıntı demek hocam. Harikasın. Yani sıkıntılar var. Buhranlar yani sıkıntılar büyük kahramanlar doğru. Mesela sen şu anda büyük bir sıkıntı içindesin. LGS ile uğraşıyorsun, yazılarla uğraşıyorsun. Ama sen bir kahraman gibi şu anda çalışıyorsun. İşte Mustafa Kemal'in sıkıntıları bundan çok daha büyük. O dönemde Fransa itirali ile isyanlar çıkmış. Sanayi inkılabı ile ekonomimiz çökmüş. Osmanlı durumu zaten zayıf. Mustafa Kemal Fransa İtilali sonrası da diyecek ki ha madem Osmanlı için Türkler, Rumlar, Ermeniler, işte Sırplar, Bulgarlar, farklı farklı milletler bir arada yaşamakta zorlanıyor. Herkes milliyetçilik isyanları çıkarıyor. O zaman ben de ne yaparım diyecek. Türkiye Devleti'ni kurarım. Harikasın. Türkiye Devleti'ni kurarım diyecek ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuracak ve bizim Atatürk'ümüz olacak. Aynı şekilde sanayi inkılabından dolayı ekonomimizin zor durumda olduğunu görüp buna bağlı olarak yerli ve milli ekonomiye geçmemiz gerektiğini söyleyecek. Mustafa Kemal etkileyen yerli ve yabancı aydınlar var. Ziya Gökalp Yerli bir aydın. Bak, Gök Alp diyor demek ki milliyetçi. Namık Kemal yine vatan konusunda. Mehmet Emin Yurda kul bak. Yurda kul oluyorsa bu adam nasıl bir adamdır? Milliyetçi bir adamdır. İşte milliyetçi olduğu için de Mustafa Kemal milliyetçilik fikriyle etkileyecek. Tevfik Jean-Jacques Rousseau, Montaigne, Voltaire bunlar da batıcı yönde milli egemenlik konusunda Mustafa Kemal Türk'ü etkileyecekler. Şimdi Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda savaşla cepheleri beraber inceleyeceğiz ama öncesinde savaşın nedenlerini, taraflarını bir güzelce öğrenelim. Birinci savaşın temel nedeni nedir Tonguç Herhalde benim? Para, para, para. Harikasın. Napolyon gibi konuşun. Çok doğru söyledin. Savaşın temel nedeni sanayi inkılabı sonrası oluşan Sömürgecilik yani para. Bir diğer neden ise Fransa İtalya'li ve milliyetçilik isyanları, silahlanma yarışı ve devletler arasında bloklaşma başlıyor. Bir tarafta e, başında İngiltere var, bir tarafta başında Almanya var. İngilterenin yanında Fransa, İtalya gelecek, e, Rusya gelecek. Sonradan da savaşa ikinci dönemde ABD katılacak. Almanya'nın yanında ilk başta Avusturya Macaristan var ve İtalya ilk da bu tarafa geçiyor. Sonradan da Osmanlı ve Bulgaristan katılacak. Şimdi burada Hocam ittifak devletleri güçlüymüş. Evet, ittifak devletleri biraz Amerika'nın girmesinden sonra bayağı bir güçlenmiş oluyorlar. Şimdi burada bir de özel nedenler var. Mesela dedim ki Fransa ile Almanya arasında kömür havzalarının olduğu Alsace-Lorraine'den dolayı özel bir nedenle savaşacaklar. Panslavizm yine e, Avusturya-Macaristan'la Rusya arasındaki bir mücadele mesela. İngiltere ile Almanya rekabeti özel bir mücadele. Avusturya-Macaristan prensinin veliahtı bir Sırp genç tarafından öldürülmesi bunlar görünen özel nedenler. Ama esas neden para. Sömürgecilik devletler para içi birbirlerine giriyorlar. Şimdi savaşa e, ilk başta işte e, bir tane Macaristan veliahtı bir Sırp tarafından öldürülünce Macaristan Sırbistan'a savaş açacak. E, Rusya'da Macaristan'a savaş açacak. Almanya'da Rusya'ya savaş açacak. Herkes birbirine girmeye başlayacaklar. Çarşı karışacak. Aynen dediğim gibi çarşı karışıyor ortam karışıyor. Ve biz de bu sırada Almanya'nın yanında girmekten önce İtalya'nın yanında İngiltere'nin yanına girmek istiyoruz ama İngiltere bizi istemiyor yanında. Çünkü Rusya'ya bize söz vermiş. Rusya bizi alacak yani. O zaman biz yalnız kalmak istemediğimiz için, siyasi yalnızlıktan kurtulmak istediğimiz için ve Almanya'nın kazanacağına inandığımız için ve aynı zamanda kaybettiğimiz bazı toprakları geri alabiliriz diye, kapitülasyonları kaldırabiliriz diye biz de Birinci Dünya Savaşı'na gireceğiz. Birinci Dünya Savaşı'na girdiğimizde taarruz yani saldırı cephelerimiz var, savunma cephelerimiz var ve müttefiklere yardım cephelerimiz var. Yani müttefikler demek dost demek. Burada taarruz cepheleri bak saldırı cephelerinin altını kırmızı ile çizdik. Taarruz cephelerimiz neymiş demek işte okumuş evladım benim? Kafkas ve kanal. Harikasın. Kafkas cephesi ve kanal cephesi. Bunları biz K, K diye kodlayabiliriz. Yani Kafkas kanal. Fakat burada gerçekten kaka oluyor. Neden? Maalesef yeniliyoruz. Kafkas cephesinde Do Doğu Anadolu bölgesinin ilerisinde Sarıkamış Harekatı'nda askerlerimiz maalesef donarak şehit olacaklar. Allah rahmet eylesin onlara. Bir de Kafkas ile alakalı şöyle bir bilgi var. Burada bize Osmanlı kimliği olmasına rağmen üzerinde Rus askeri kıyafetiyle saldıran Ermeniler var. Biz diyeceğiz ki Ermenilere kardeşim sen üzerinde Rus askeri kıyafeti var bize saldırıyorsun. Ama cebinden Osmanlı kimliği çıkıyor. Sen bizle beraber yaşamışsın. Yıllarca milleti sadık olmuşsun çok güzel şeyler yapmışız beraber. Şimdi niye böyle yapıyorsun diye biz onları zorunlu olarak göç ettiriyoruz. İşte bu göçe de sevk ve iskan yani tehcir, göç kanunu diyoruz. Bu arada Mustafa Kemal de Kafkas cephesinde mücadele edip ne yapacak? Muş e, bitlisi kurtaracak. O zaman Kafkas cephesinde Mustafa Kemal olduğu için buraya bir yıldız koyuyorum. Kanal cephesinde Mustafa Kemal Türk yok. Burada da İngilizlerin sömürgeleri var burada. Oralara bağlantı yollarını... Kesmek amaçlı saldırıyoruz ama olmuyor. Burada da patlıyoruz. O yüzden geri çekiliyoruz. Sonrasında savunma cephelerimiz var. Savunma cephelerimiz içerisinde en önemlisi nedir Tonguç Erdem benim? Çanakkale geçilmez. Harikası. Niye? Çünkü Çanakkale cephesinde biz düşmanın geçmesine izin vermeyerek esasında devletin de dağılmasını engelliyoruz. Rusya'nın da savaştan çekilmesine sebebiyet veriyoruz. Ve Çanakkale cephesi bizim birinci an savaşta kazandığımız en önemli cephe. Çanakkale cephesinde Mustafa Kemal tüm yurtta tanınıyor. Bak yine yıldız koydum buraya Çanakkale cephesinde Mustafa Kemal Türk olduğu için. Ve aynı zamanda Rusya ihtilal oluyor. Rusya yıkılacak, dağılacak Rusya. Çarlık Rusyası yıkılıp yerine Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kurulacak. Ve Bulgaristan'da bize beraber savaşa girmeye karar veriyor. Burada çok önemli. Bizim diğer cephelerimiz yani Hicaz, Yemen, Suriye, Filistin, Irak cephesinde hep kaybediyoruz. Geri çekiliyoruz ama Irak cephesinde Kutul Amare zaferi var. Halil Paşa önemli burada. Hicaz, Yemen cephesinde yine Fahrettin Paşa var. Medine'yi, Kabe'yi. O dini yerleri, kutsal yerleri savunacak. Suriye Filistin cephesine yeni yıldız koyuyorum. Niye? Çünkü Mustafa Kemal orada. Evet. Yıldız koydum yerler. Mustafa Kemal Türk'ün savaşta cepheler. Burada Mustafa Kemal birinci yan savaşçı, savaşta son cephe. 7. ordu kapıları olarak savaşıyor. Şimdi müttefik neydi sonuç herhalde benim? Müttefik dostu hocam. Evet müttefiklerimiz bizim dostlarımız yardım ediyoruz onlara. Makedonya, Galicia ve Romanya'da bu tarafta yani Almanya'ya işte Avusturya, Macaristan'a, Bulgaristan'a yardım için askerler gönderiyoruz. Sonuç olarak Kafkas cephesinde kaybettik. Kanal cephesinde kaybettik. Hicaz Yemen'de Fahrettin Paşa güzel savunmalar yaptı ama kaybetti. Suriye Filistin Cephesi'nde Mustafa Kemal mücadele etti ama geri çekildik. Irak Cephesi'nde Kutül Amar zafer elde ettik. Halil Paşa belli bir zafer elde etti ama geri çekildik. Ee, aynı zamanda burada Sarıkamış'ta şehitler verdik. Çanakkale Cephesi'nde Çanakkale geçilmez dedik. Mustafa Kemal Anafartalar kumandan oldu ve İstanbul'u ele geçiremediler. Burada da müttefiklerimize yardım gönderiyoruz. Son bir şey adım benim. Şimdi devam ediyorum. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarına baktığımızda itiraf devletleri kazanıyor. Yani kim kazanıyor? İngiltere, Fransa. Harikasın. Çok ulus imparatorluklar yıkıldı. Avusturya Macaristan İmparatorluğu yıkılıyor. Alman İmparatorluğu yıkılıyor. Ne bileyim Osmanlı Devleti yıkılacak. Yani Türkiye Cumhuriyeti kurulacak. Ve Avrupa'nın siyasi haritası değişiyor. Ve dünya barışını korumak için milletler cemiyeti kuruluyor. Wilson ilkeleri ve Osmanlı Devleti'ni ne bileyim? Wilson ilkeleri şu. Şimdi savaşta hatırlarsan bir e, Amerika destek olmuş şey. Nerede o taraf nerede o sayfamız nerede şurası. Amerika'nın e, desteğiyle itiraf devletleri kazanıyordu. İşte itiraf devletleri kazanırken, itiraf devletleri kazanırken esas Amerikan Başkanı Wilson bir prensipte bulunuyor. Diyor ki bakın diyor Wilson ilkelerine uyacaksınız diyor. Yenenler yani sizler yenilenleri ezmeyeceksiniz diyor. Ve biz de Amerikan Başkanı Wilson'ın bu sözüne güvenerekten zaten birazdan Mondros ateşkesini imzalayacağız, kabul edeceğiz. Peki yenenler, yenilenleri ezecek mi? maalesef ezecek. Aynen dediğin gibi olacak Tonguç'um. Dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeniden ikinci Dünya Savaşı çıkacak. Yani yenenler yenilenleri ezdiği için bizi de Kurtuluş Savaşı'yla Birinci Dünya Savaşı'ndan karşılık vereceğiz. Şimdi Os Wilson ilkeliğine diyor ki Osmanlı topraklarında Türklerin çoğunlukta olduğu yerlere kesinlikle egemenlik hakkı verilecektir. Bu bizim için iyi bir şey. İyi diyoruz biz yani. Türklerin çoğunlukta ise bize veriliyor. Osmanlı Devleti yaşayan diğer uluslara da kendi geleceğini birleme hakkı verecektir. Bu da iyi bir şey. Fakat bu bizim egemenliğimiz açısından kötü bir şey. Niye? Çünkü bizim içimizde bulunan uluslar bizden ayrılıp kendi devletlerini kurabilirler. İstanbul ve Çanakkale Boğazları tüm devletlerin gemilerine açık olacaktır. Bu sence iyi bir şey mi Tonguç'um? Bence çok kötü bir şey hocam. Bence de çok kötü. Niye? Tüm devletlerin gemilerine açıksa bu bizim savunmamızı, güvenliğimizi engeller. Fakat biz savaş bittiği için, savaştan kurtulduğumuz için ve bizim çoğunlukta olduğumuz yerler bize verileceği için biz iyi yorumluyoruz. Sonrasında da Mondros Ateşkesi imzalanıyor. Mondros Ateşkesi ile Türk yurdu 7 24 işgallere açık hale geliyor. 7 24 ne demek? 7 gün 24 saat. Tamam, onu biliyorum evladım. Buradaki anlamı ne 7 24 ne demek yani? 7. madde 24. madde. Harikasın, süpersin. Bak. 7 24 normalde 7 gün 24 saat. Ama burada 7. madde ve 24. madde. Yani 7. madde şu İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum görürse o bölgeyi işgal edeceklerdir. Bu yedinci madde. Yirmi dördüncü madde ise Doğu Anadolu'da güvenliklerini tehdit eden bir yer varsa orayı işgal edeceklerdir diyor. Ve bu devleti yani Osmanlı'yı işgallere hukuki bir zemin hazırlamak için yapılmış uydurma bir madde. Şimdi Mondros'a Türk halkının tepkisi tabii ki cemiyetler, kuvay milliye, direnişçi ve vatansever bir şekilde oluyor. İstanbul hükümeti teslimiyetçi, uzlaşmacı, nasihat heyetleri gönderir. Aman aman teslim olalım diyor. Türk halkı teslimiyetçi değil. Mustafa Kemal ise geldikleri gibi giderler diyecek ve ne diyecek? Ya istiklal ya ölüm. Harikasın. Ve bunun içinde mücadele edecek. Diyeceğiz ki ya bağımsızlığımız yani istiklalimiz ya da şehit olacağız öleceğiz diyeceğiz. Bu arada bir de Paris Barış Konferansı var. Barış Konferansı'na şöyle tik tik koyduk. Neden denen şey tırnak işareti koyduk? Adı Barış. Normalde Barış falan yok. Paris Barış Konferansı'nda sömürgecinin yerini manda ve himaye diye bir şey koyuyorlar. Yani diyorlar ki hmm. Evet inek sesi çıkarmak taklısın ama bu o değil. Bu şu diyorlar ki yani e, devletler iç işlerinde serbest olsun ama dişlerini bize bağlı olsun. Bizim mandamız olsun diyorlar. Bu kötü bir şey esasında. Niye? Çünkü e, egemenliğe ters biz manda ve himayeyi reddedeceğiz. Milli bağımsızlığımıza ters olduğu için bunun için mücadele edeceğiz. Hem Erzurum Kongresi ileride hem de diğer kongrelerde hep manda ve himayeyi reddedeceğiz. İzmir işgal edecek Yunanların hayali var. Gazeteci Hasan Tahsin ilk kurşunu sıkacak. Bir de İzmir işgal ederken itiraf devletleri şöyle bir şey söylüyor bak. Şimdi haritamızı alıp göstereyim. Şimdi İzmir burası. Diyorlar ki Türkler Batı Anadolu'da Rumları katlediyor diye asılsız bir haber uyduruyorlar. Bak, Rumları katlediyor diye asılsız bir haber uyduruyorlar. Ve başlıyorlar İzmir'i işgal etmiyor. Hani yedinci madde vardı ya Türklerin güvenliğini teyitinden veriyordur onları sen işgal edeyim. falan demişlerdi. Burada bir sıkıntı olduğu diye burayı işgal ediyorlar Yunanlar. Bize diyoruz ki bu işgaller haksız. Hasan Tahsin kurşun sıkıyor halk her yerde Sultanahmet'te mitingler yapıyor. Farklı farklı yerlerde işgallere karşı protestolar oluyor. Hatta Amerika'dan bir adam geliyor Amiral Bristol diye. Diyor ki hayır diyor Türkler Rumları katletmiyor. Aksine Rumlar durduk yere e, kavga çıkarmış diye bunun hatalı olduğunu dile getiriyor. Bir de ilk uluslararası belge oluyor böylece Türk halkının haklını ortaya koyan. Şimdi burada milli bağımsızlık ve milli gemelli kavramlarını bir kez daha söyleyelim ve ardından hemen sorularımıza geçiyoruz Son Songuç'um. Milli bağımsızlık ülkenin her anlamda özgür ve bağımsız olmasıdır. Cemiyetlerin kurulması, Kuvayi Milliye'nin kurulması, Manda ve himayenin reddedilmesi net bir şekilde milli bağımsızlıktır. Milli egemenlik ise ülke yönetiminde halkın söz sahibi olmasıdır, halkın oy vermesidir. Amasya Genelgesi'nde milletin kararı ifadesi, Erzurum Kongresi'nde milli irade ifadeleri, TBMM'nin açılması, Cumhuriyet'in ilanı, seçimler, partiler hep milli egemenlikle alakalıdır. O zaman soruyorum sana Tonguç Eradım benim. Cumhuriyet'in ilanı, halkın oy vermesi neyle alakalı? Milli egemenlikle alakalı. Harikasın. Peki Kurtuluş Savaşı'nda düşmanla yaptığımız mücadeleler neyle alakalı? Milli bağımsızlıkla Süpersin, alakalı. Milli bağımsızlıkla alakalı. Şimdi o zaman hemen sorularımıza başlayalım. Demiş ki aşağıdaki soruları cevaplayınız. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine ortaya atılan fikir akımlarının temel amacını yazınız? Tabii ki de nedir? Devleti yani Osmanlı Devleti'ni dağılmaktan kurtarmak. Peki bu fikir akımları neydi? Hangileri var Tonguç evladım? Hemen söyle bakalım bana. Osmanlıcılık. Harikasın. Osmanlıcılık. Bunu yazalım. Başka bir tane Osmanlıcılık yok. Başka da var. İslamcılık, Batıcılık, Türkçülük. Süpersin. Hepsini biliyorsun. O zaman hemen yazıyorum. İslamcılık, Batıcılık ve Türkçülük. Bunlardan zaten Batıcılık ve Türkçülük fikri devam etti. Türkiye Cumhuriyeti kuruldu ve modern bir devlet oldu. Ama İslamcılık fikri tabii ki tutmadı. Niye? Çünkü Araplar milliyetçi davrandılar. İngilizlerle beraber hareket ettiler. Osmanlıcılık fikri de tutmadı. Niye? Osmanlı devleti dağıldı, parçalandı ve aynı zamanda Ruslar da Slav ırkçılığı yaptılar. Panslavizm politikası uyguladılar. Balkanlardaki uluslara. Bu fikir akımlarından birinin amacını kısaca açıklayalım. Mesela bir tanesini açıklayalım. Ee, mesela diyelim ki İslamcılığı az önce söylemiştik. Osmanlıcılığı da bir açıklayalım. İstediğini açıklayabilirsin. Osmanlıcılık neydi? Din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın yani ister... E, Türk olabilir, ister Ermeni olabilir, ister Sırp olabilir, ister Bulgar olabilir, hiç fark etmez. Din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın bütün milletleri, yani Osmanlı'da yaşayan bütün milletleri kapsayan ve Osmanlı duygusu. Yani hepimiz Osmanlıyız. Biz ne olsak ne olsak o önemli değil. Sen Müslüman olabilirsin, ben Hristiyan olabilirim, sen Ermeni olabilirsin, ben Türk etmez. Osmanlılık duygusu e, oluşturmayı hedefliyor. Demek ki ne dedik? Din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın bütün milletleri kapsayan ve Osmanlı duygusu e, oluşturmayı hedefleyen akım diyelim. Hedefleyen fikir akımı dememiz yeterli. Sen buna benzer bir şey yazabilirsin. Bunlardan hangisi hoşuna gidiyorsa onu yazarsın. Geldik buraya. Mustafa Kemal okuduğu okulları sırasıyla yazınız demiş. Şimdi bunları bilmemiz lazım. Sınavdaki örnek sorulara baktığımızda buna benzer. Direkt bilgi dayalı soru yok. Yorum soru soruluyor ama biz bu soruları yorumlarken de bu bilgiler lazım olacağı için bir kez daha bilelim istiyoruz. Birincisi tabii ki Mustafa Kemal ilk başta annesinin isteğiyle mahalle mektebine gidiyor. Fakat daha iyi bir okul olan sonradan Şemsi Efendi daha modern bir okul olan Şemsi Efendi Mektebi'ne gidecek. Bunlar Mustafa Kemal'e gittiği ilk okullar. İlk okul atıyorum 5'e kadar buraya gidiyor. Sonrasında annesi onun e, para kazanması için Selanik Mülkiye Rüşdiyesi'ne gitmesini istiyor. Bak, mülkiye mal mülk paradan aklına gelsin. Mülkiye Rüştiyesine gidiyor. Rüştiye ne demek hocam? Rüştiye ortaokul demek Selanik Mülkiye Rüştiyesine gidiyor. Yani 5, 6, 7, 8 de burada. Rüşdiye gidiyor. Sonrasında asker olmak istediği için Selanik Askeri Rüştiyesine gidecek. Yani Askeri Ortaokulu'na gidecek. Ve ardından da Askeri okullardan devam edecek. Yani artık liseye geçiyor. Lise demek Osmanlıca'da idade demek. Manastır, yani Makedonya'da günümüzde bu. Manastır askeri idadesine gidecek. Ve sonrasında üniversitede yine İstanbul Harp Okulu'na gidecek. Harp Okulu bir üniversite seviyesinde askeri okul. Ve bir de İstanbul Harp Akademilerine gidecek. Bu da artık master seviyesine, artık en üst seviye. ...eğitim alacak ve tam bir asker olacak. Mustafa Kemal süper askeri eğitim almış hocam. E, tabii ki yani dünyanın en büyük askerlerinden biri kabul ediyor Mustafa Kemal Atatürk. Bizim devletimizin kurucusu, bizim cumhuriyetimizin e, mimarı, vatanımızın kurtarılmasında çok büyük bir lider. Bunu hepimiz biliyoruz ama dünyada da Mustafa Kemal'in askeri dehas birçok askeri okulu okutuluyor adam. Tam bir asker yani birçok savaş kazanmış. Balkan Savaşları'nda, Trablusgarp savaşında Osmanlı kaybediyor ama... Birinci Dünya Savaşı'nda mesela Canakkale cephesinin kazanılması çok büyük etkisi var. Kurtuluş Savaşı'nda Sakarya cephesinde, Sakarya Savaşı'nda ve Büyük Taarruz'da kazanılmasını hep Mustafa Kemal Türk sağlıyor. Tam bir askeri deha. Şimdi geldik buraya. Dikkat! Bu fırsat 2011 tayfayı yakından ilgilendirmektedir. 8. sınıf şampiyon paket alanlara yazılıların süper ikilisi, birinci dönem yazılı notları ve yazılı denemeleri hediye. Şampiyon paketler sana en yakın Tonguç kitapçısı ve tonguçmağaza.com'da. Mustafa Kemal'in hangi özelliği üzerine durulmuştur diyor. İşte tam bir burası yazılı yüzde yüz sorulur için hazır olman lazım. Şimdi Ruşen Eşref Ünaydın Mustafa Kemal'in karargahtaki odasını anlatırken masasının üzerinde Balzan, Kolonel Şaber, Mopasa'nın Buldesov, Loedon'un ee, serverı duruyordu. Şüphe ki paşa durgun dakikalarının boşluğunu edebiyatla dolduruyor ifadelerini kullanmıştır. Şimdi birincisi Mustafa Kemal'in buradan çok entelektüel bir insan olduğunu Edebiyatı sevdiğini, okumayı sevdiğini söyleyebilir misin Umut'cum? Okumayı ve edebiyatı seviyor. O zaman senin söylediğini yazıyorum. Okuma sevgisi ve tabii ki edebiyat sevgisi diyebiliriz. Okumayı, edebiyatı seviyor. Bu kadar basit. Aynen bunu yazacaksın bitecek. Geldik başka bir soruya. Yandaki harita hangi savaşa aittir diyor. Şimdi burada Osmanlı Devleti var. Şurası Trablus, Kuzey Afrika. Ha Trablus Karp. Bingazi, Dene Tobru gördüğüm zaman hemen söyleyeceğimiz belli. Trablus Karp. Harikasın hemen yazıyorum. Trablusgarp. Zaten Trablus deyince senin Trablusgarp diyeceğini biliyordum. Neyse. Bu savaşta Mustafa Kemal'in öne çıkan kişilik özelliklerini yazınız. Şimdi Mustafa Kemal burada birincisi vatansever bir şekilde, gizli bir şekilde gazeteci kılığında buraya geçiyor. Bir kere gizli bir şekilde buraya geçmesi yani burada durabilir, takılabilir ama yine de atlayıp vatansever bir şekilde, vatanseverliğinden dolayı burayı kurtarmaya gidiyor. Bu bir yer. Aynı zamanda orada Arap halkı örgütlüyor. Yani teşkilatçılık özelliği var. Arap halka diyor ki hep beraber örgütlenirsek burayı kurtarabiliriz diyor. Ve onları kurtarıyor. Yani liderlik özelliği var. Bunlar ...Mustafa Kemal'in Trabzgar Savaşı'ndaki en önemli özellikleri. Bu özelliklerinden dolayı zaten Kurtuluş Savaşı'nda da biz diyeceğiz ki ya bu adam ta buradan atlayıp Arap halkı örgütlediyse biz Türk halkını zaten örgütler diyeceğiz ve milli bağımsızlık mücadelemizde Mustafa Kemal etrafında toplanacağız. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerinin verildiği diyagramda boş bırakılan yerleri örnekteki gibi doldurunuz diyor. Burada ne demiş mesela? bloklara ayrılan devletlerin silahlanma yarışına girmesi silahlanmaymış. Hmm. Şu ne olabilir mesela? Sanayi inkılabının makineli üretim dönemini başlatması ham madde ve pazar arayışına girilmesi. Yani ham madde, bu gömleğin ham maddesi pamuktu. Bir kere bunu arıyorlar. Bir de bunu satacak insanlara da müşteriye de pazar diyorlar. Müşteri ve pazar arayışına girilmesi ve bütün bunların hepsi neydi sonuç herhalde benim? Sömürgecilik. Harikasın. Süper zekiz. Tebrik ediyorum. Bu kelimeyi çok iyi bilmemiz lazım arkadaşlar. Sınavda %100 yüz sorulur. Sömürgecilik. Yani devletlerin daha fazla para kazanmak için birbirlerine saldırması sömürgecilik. Fransa itilali sonucunda azınlıkların kendi ulus devletlerini kurmak istemesi. Şimdi Osmanlı'nın içinde sadece Türkler yoktu. Rumlar vardı, Ermeniler vardı, Bulgarlar vardı, Sırplar vardı, farklı farklı milletler vardı. Ben Sırbım, ben Bulgarım, ben işte Yunanım, ben Rumum, ben Ermeniyim diye isyan etmeleri ne isyan ediyor Tonguç'um? Milliyetçilik. Mükemmelsin tebrik ediyorum seni. Milliyetçiliği hemen buraya yazıyorum. Geldik bu tarafa. Batılı büyük devletlerin ittifak ittifak gruplarına ayrılması tabii ki bu da devletler arasında bloklaşma oluyor. Farklı bir şekilde gru gruplanıyorlar. İşte ittifaklar vardı. Kimdi ittifaklar mesela? İngiltere, Fransa. Harikasın. İttifaklar vardı bizimkiler. Almanya, Avusturya, Macaristan, Osmanlı. Şimdi geldik. Birinci Yaz Savaşı'nın Osmanlı'nın savaşlı cepheleri yazınız demiş. Tabii bunu az önce öğrenmiştik ama şurada bir kez daha yazarak iyice pekiştirmemiz lazım. Birincisi taarruz. Taarruz ne demek sonuç herhalde benim? Saldırı. Mükemmelsin. Saldırı cephelerimiz Kaka diye kodlamıştık. Bak. K K diye kodlamıştık. Niye? Patlamıştık burada çünkü. Kanal cephesi vardı. Bir de Kafkas Pardon. F güzel yazamadım. Kafkas cephesi vardı. Bunlar bizim taarruz cephelerimizdi. Geldik buraya e, savunma cephelerimize. Burada ise birincisi tabii ki başarılı olduğumuz Çanakkale cephesi var. Çanakkale geçilmez demiştik. Çanakkale cephesi. Sonrasında e, geri çekildiğimiz, Mustafa Kemal Atürk katıldığı Suriye-Filistin cephesi vardı. Aynı zamanda ee, Irak cephesi vardı. Burada Kutul Amare zafer elde etmiştik. Ve aynı zamanda Hicaz Yemen cephesi vardı. Burada da Medine müdafası olmuştu. Fakat yine buraları kaybetmiştik. Yardım cephelerine baktığımızda da... ...müttefiklerimize yardım ediyorduk. Yani kimlere? Dostlarımıza. Harikasın. O zaman buraya yazıyorum. Galicia, Makedonya ve aynı zamanda... ...Romanya cepheleri de bizim yardım cephelerimizdi. Burada Mustafa Kemal'in savaştığı cepheler... ...Kafkas'ta savaşıyor... Çanakkale'de savaşıyor. Suriye Filistin'de savaşıyor. Burada mücadele edecek Mustafa Kemal. Şimdi İtilaf Devletleri'nin Mondros Ateşkes Anlaşması'nın aşağıdaki maddeleriyle neyi amaçladıklarını yazınız diyor. Hatırlarsan 7. madde ve 24. madde vardı. Bunların amacı neydi sonuç Herhalde benim? Bizi işgalle parçalamak. Harikasın. Biz de bunu sormuş. Diyor ki 7. madde İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa herhangi bir stratejik nokta işgal edebileceklerdir. Yani esasında işgallere yasal bir zemin hazırlamak istiyorlar. Yani zaten işgal edecekler ama güya yedinci maddeden dolayı e, işgal ediyoruz diyorlar. Yeşikallere yaşı yeşi, işgallere yasal zemin hazırlamak. Bu birinci cevabımız. 24. maddeye baktığımızda ise vilayet istedi yani 6 ilde Erzurum hatta Elazığ da ekleyelim. Erzurum, Elazığ, Van, Bitlis, Sivas, Diyarbakır'da karışıklık çıkarsa bu vilayetleri işgal etme hakkına sahip olacak. Yine işgalleri zemin hazırlamaya çalışıyorlar. Bu ve aynı zamanda Doğu Anadolu'da e, Doğu Anadolu'da ne yapmaya çalışıyorlar Tonguç Eladım benim? Bir, Ermeni devleti kurmaya çalışıyorlar. Harikasın. Bir Ermeni devleti kurmaya çalışıyorlar. Aferin sana. Ermeni devleti kurmaya çalışıyorlar Yani 24. maddenin amacı Ermeni devleti kurmayı e, sağlamaya çalışıyorlar. 7. maddenin amacı da işgallere yasal zemin hazırlamak diyeceksin. Şimdi geldik tanzimat fermanı ile alakalı bir soru. Şimdi tanzimat fermanı ile alakalı Batılılar yani Avusturya Başbakanı, İngiliz diplomat, Fransız basını, Rus diplomat yorumlarda bulunmuş. Soruda da diyor ki bu bilgilere göre tanzimat fermanı ile ilgili değerlendirmelerden hangileri yapılabilir diyor. Şimdi Avusturya Başbakanı Metternich demiş ki Osmanlı İmparatorluğu çökme halinde bir vücuttur. Bu çöküşe sebep olan fenalıkların başında Avrupa'yı reform zihniyeti gelmektedir. Yani Osmanlı çöküyor diyor. Bunun çökmesinin sebebi de Avrupa'yı reform yapmasıdır diyor. Yani tanzimat fermanı yapması kötü bir şeydir diyor. Bak bu adam tanzimat fermanı yapmasın diyor. Kötü diyor. İngiliz diplomatisi diyor ki bu reformlar Batı'nın hukuk anlayışını Osmanlı'ya taşıma çabasıdır. Ve bu Osmanlı Devleti'nin Batı ile uyum sağlama girişiminin mi göstergesidir diyor. Batı ile uyum sağlıyor diyor. Bu iyi bir şey diyor bak. Bu adam iyi bir şey diyor. Fransız bası ne diyor? Osmanlı Devleti'nin Batı tarzı bir hukuk ve yönetim anlayışı benimsemesi. Avrupa Devletleri ilişkilerini güçlendirecektir diyor. İyi yapmış diyor bak. Tanzimat fermanı yapsın. Güçlensin diyor. Bu diyor uyum sağlasın diyor. Bu ise çöküş diyor. Bak şimdi. Rus ne diyecek sence? Dobrovoyciy Dostoyevski. Evet Rus'a Dobrovoyciy diyecek. Bakalım ne diyecekmiş? Tanzimat Fermanı Osmanlı Devletinin Batıya yaklaşma çabasının bir sonucudur. Ancak bu bölgede Rusya'nın etkisini azaltabilir diyor. Bu da üzülüyor yani fazla Avrupa ya yaklaşmayın diyor. Kıskanıyorlar. Tabii ki kıskanacak yani Rusya bizim Avrupa'yla yakınlaşmamızı istemez. Şimdi buna denge politikası diyorduk hatta değil mi? Şimdi bu bilgilere göre Tanzimat Fermanı ile ilgili hangi değerlendirmeler yapılabilir diyor. Başlayalım. Devletlerin kendi çıkarları doğrusu farklı yorumlanmıştır. Bunu rahatlıkla söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz hocam. Niye? Çünkü bu böyle diyor, öyle diyor, bu böyle diyor. O zaman bir cevaplarımız arasında kesin var. Osmanlı Devleti'nin Avrupalı Devletler Hukuku'na dahil edilmesini sağlamıştır. Bir şimdi Tanzimat Fermanı'na gelince Avrupalı Devletler Hukuku'na girmiş olmuyoruz. Avrupa Birliği'ne falan girmiş olmuyoruz. Dolayısıyla iki yok cevaplarımızın arasında. Üç, Osmanlı Devleti'nin yenilik arayışının bir sonucu olarak görülmüştür. Evet bak yenilik arayışının, hukuk anlayışı arayışının işte e, veyahut da ne diyor mesela batı yaklaşmasının bir sebebidir diyor. Üç de var. O yüzden bir ve üçün olduğu cevap e, nedir o da? Bir, iki, iki, üç. B seçeneği diyebiliriz. Şimdi geldik başka bir soruya. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda kazandığı Çanakkale Savaşı sonucunda boğazlar kapalı tutulmuş ve iki yıl uzayan savaş boyunca it itiraz devletlerinin maliyelerinde sıkıntılar yaratılmıştır. Bu durum özellikle Rusya'yı bunalıma sürüklemiş. Rejim değişmiş. Komünizm gelmiş. Yani krallık gidiyor, komünizm geliyor. Bu sebeple Rusya savaş dışı kalmıştır. Şimdi birincisi bak savaş boyunca Rusya'da rejim değişmesi siyasidir Tonguç bak. Rejim, iktidar, yönetim, başbakan, cumhuriyet, siyaset bunlar hep siyasi. Bu bir. Bunu eledik. Devam ediyor. Diyor ki... E, i̇ki yıl önce savaş boyunca itiraf devletlerinin maliyelerine sıkıntılar yaratmıştır. Diyor bak maliyelerine sıkıntılar yarattıysa net bir şekilde ne oluyor? Ekonomik bir sıkıntı var. Bundan da bahsetmiş. Devam ediyoruz. Ve savaşı kazanmışız biz... Ve aynı zamanda Rusya savaş dışı kalmış. O zaman burada başka neler diyebilir Songuç'um? Askeri. Harika askeriyi de çiziyorum. Diplomatik ise karşılıklı diplomatik anlaşmalar yapılması demek. Diplomasi'den bahsetmiyorum. O yüzden cevabımız deniz. Yani devletlerin kendi aralarına anlaşma imzalaması ile alakalı bir ifade yok. Şimdi geldik MEP örnek yazılı sorusu benzerine. Osmanlı Devleti'nin sanayi inkılabının etkilerine karşı aldığı tedbirlerden birini yazınız demiş. Bakalım. 18. yüzyılda. İngiltere'de başlayan sanayi inkılabı buhar gücünün kullanılmasıyla üretimde büyük bir dönüşüm sağlamıştır. Üretim artışı ve teknoloji gelişmeleri sonucunda Avrupa ülkeleri daha güçlü ekonomilere sahip olmuş ve sömürgecilik faaliyetlerini artırmışlardır. Yani neydi bu olay? Biz bunu elimizde yaparken Avrupa bunu fabrikada yapıyor ve bunu yapmak için de bunun ham maddesi olan plastiğe ulaşmaya çalışıyor, petrole ulaşmaya çalışıyor. O ülkeleri fethediyor, oralara zarar veriyor, oraları sömürüyor ve oralardaki halka onların petrolünü alıp bu plastiği satıyor. İşte buna sömürgecilik diyoruz. Yani adamın ham maddesini alıyorsun, orayı işgal edip Sonra adama ürün satıyorsun. Adam mesela pamuk tarlası var. Pamuk tarlasını işgal edip ele geçiriyorsun. Sonra adamın pamuktan ele geçirdikten sonra adama pamuktan fabrikada gömlek üretip adama gömlek satıyorsun. E peki adam bu gömleği nasıl kazanacak? Köle gibi çalışıyor. O şekilde kazanıyor. Yani senin ülkenin demir çıkıyor mesela. Demirini ele geçiriyor. Demirli sana araba yapıp sana satıyor. Sen bütün gün çalışıp adamın ürettiği demirdeki arabayı alıyorsun. İşte buna sanayi inkılabı deniyor. Şimdi Osmanlı Devleti sanayi inkılabını yarattığı ekonomik ve sosyal etkilerden korumak bizim için güzel bir şey mi sence? Korkunç bir şey hocam çok kötü. Evet, çok kötü bir şey. Ve gelişen dünyaya ayak uydurmak için bazı tedbirler alacak. Ne yapacak? Tedbirlerden birincisi... Osmanlı yerli sanayisini teşvik edecek. Bak, yerli sanayi. Yani fabrikaları açmak isteyecek. Yerli sanayiyi teşvik e, etmeyi amaçlamıştır. Yani herkes yerli sanayiden içerideki ürünlerimizi alalım. Gidip yabancının gömleğini almayalım. Yabancının kalemini almayalım. Yabancının sattığı bir şey almayalım diyeceğiz. Niye? Çünkü... Zaten yabancının sattığı şeyi alırsan iyice hiçbir şey üretemezsin ne bitersin. Yerli sanayi teşvik etmeyi amaçladığı ve aynı zamanda bu burada bir demiş. Başka ne diyebiliriz? Kapitülasyonları sınırlandırmaya çalışıyor. Kapitülasyonların ne olduğunu çok bilmemiz lazım. Kapitülasyon şu. Yazalım şöyle. Kapitülasyonları sınırlandırmaya çalışıyor. Hatta Mustafa Kemal Türk de kapitülasyonları kaldırmaya çalışacak. Sınırlandırmaya e, çalıştı. Şimdi kapitülasyonlar bizim için Kurtuluş Savaşı'ndan çok daha önemli bir şey. Neden? Çünkü şu. Şimdi senin ülkende diyelim ki sen bu kalemi ürettin tamam mı? Zar zor ürettin işte bir şekilde atıyorum 100 liraya ürettin. Avrupalı ise bu kalemin benzerini hatta belki daha iyisini 10 liraya üretiyor kendi ülkesinde. Niye fabrikası var sanayisi gelişmiş bunu 10 liraya üretti. Avrupalı geliyor diyor ki merhaba bunu 20 liraya alır mısınız diyor. Çünkü 10 liraya üretmiş 20 liraya satıyor. %100 karlı. Şimdi sen 100 liraya üretebiliyorsun durumun çok kötü. O ise 20 liraya üretiyor. Hatta 10 lira üretip 20 liraya karla satıyor %100 karla. Şimdi eğer sen bunu alırsan 20 liraya senin bu ürünü satılmaz. Çünkü bu adam 100 liraya üretebiliyor. Daha kar bile koymadı. Bu adamın fabrikası kapanır. Bu adamın üretimi biter ve bu adam işsiz kalır. Sen de yabancı mal alırsın ucuza. Oh 20 liraya aldım dersin ama sen o parayı nereden verdin? Kendi cebinden verdin. Senin paran dışarı çıkıyor dışarıya ürün giriyor. Ve böylece senin ekonomi biter. Zamanla artık sana der ki senin hiç paran da kalmadı. Senin hiçbir şeyin kalmadı. Sen bana dağlarını taşlarını madenlerini ver der. İşte kapitülasyonlar şuydu. Adamlar bu ürün rahatlıkla gelip burada pıt diye satabiliyorlardı. Sattıkları için de senin ürünü satılmıyordu. Senin fabrikaların kapanıyordu. Adamlar da rahat rahat bunu yapabiliyorlardı. Peki biz bu kapitülasyonları zamanla niye vermiştik? Çünkü eskiden kanuni zamanında Osmanlı bunu 1 liraya mal ediyordu. Avrupa bunu 100 liraya mal ediyordu. Biz zaten çok zengindik. Bizim her şeyimiz var. Dedik gelin burada satın ya yani siz istediğiniz gibi satın. Hiç i̇stediğiniz fiyattan satabilirsiniz diyorduk. Zaten bizimle yarışamazsınız diyorduk. Biz dünyanın sahibiydik zaten. Ama Avrupalılar coğrafi kişilerle zenginleşip sanayi değerimiyle zengin, çok güzel hızlı üretim yapıp her şeye sahip olunca Avrupalılar bir geldiler. Bizden daha ucuza daha kaliteli üretiyor. Biz ise daha pahalıya daha kötü üretiyoruz. Ve her taraf yabancı mallarıyla dolu. Dolayısıyla biz dedik ki bu ticari ayrıcalığı bu ticari imtiyazı kapitülasyonları kaldıracağız. Yani siz bunu 20 liraya mı ürettiniz? 10 liraya mı ürettiniz? Bizi ilgilendirmez. Bunu burada 200 liradan aşağı satamazsınız kardeşim. Niye? Öyle. 200 liradan aşağı bunun vergisini bize vereceksiniz. Çünkü siz bunu 200 liraya satarsanız bize bunu belki 100 liraya satma ihtimalimiz olur. Ve bunu satarsak da bizim fabrikalarımız kapanmaz. Ve biz bunu 100 liraya satarız satmayız ayrı mesele. Ama sen bunu satacaksan 200 lira diyoruz. Dolayısıyla şu anda da kapitülasyonlar olmadığı için mesela yurt dışından bu telefon geliyor atıyorum yurt dışında 10 liraysa burada 20 liraya satılıyor. Niye? Eğer burada da 10 liraya satılsa kimse bizim kendi ürettiğimiz veya daha uygun olan telefonu almaz. Herkes bunları alır. E, o zaman da biz hiçbir şey üretemeyiz. Tamamen teknolojimiz biter gider gibi durum var. Öyle zihnini canlandırman lazım. Yani yabancı her şey istediği fiyattan satarsa hiçbir şey üretemezsin, yarışamazsın. İşte eskiden istediği fiyattan satıyordu. Buna kapitülasyonlar diyoruz. Ticari ayrıcalık. Biz bunu kaldırdık. İşte bu kaldırmıyorlar hatta Kurtuluş Savaşı diyor ki, hayır kaldırmayacağız diyorlar. Kurtuluş Savaşı'nı kazanıyoruz gene kaldırmayacağız diyorlar. Lozan Konferansı eğer kaldırmazsanız biz yeniden savaşacağız diyoruz. Kaldırıyorlar o zaman biz Cumhuriyeti ilan ediyoruz. Diyoruz ki oh tam artık kapitülasyonlar kaldırıldı artık biz bağımsız bir ülke diyoruz. Diğer türlü eğer kapitülasyonlar kaldırılmasaydı adamlar rahat rahat alırlardı satarlardı. O biz boş boşuna bütün gün çalışıp. Hep sadece onlara giderdik ve hiç paramıza kalmaz. Zamanlar artık bizim paramız kağıt olurdu. Yani adama abi kaç para? 50 lira al kağıt derdik. Yani hiçbir işe yaramıyor. Şimdi Tabii en güzeli adamlardan almak yerine bizim bunu üretmemiz. Düşünsene biz bunu üretip yurtdışına mesela şu anda İHA-SİHA yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Al bizden silah al diyoruz. Adam o diyor. Alayım abi sen Daha iyiymiş diyor. Biz adamın parasını ülkemize sokuyoruz. Bu kadar basit. Osmanlı Devleti'nin aldığı bu tedbirler başarılı olmuş mudur? Açıklayınız diyor. Tabii ki e, istenilen başarı anlamıyor. Osmanlı ekonomisi çökmek üzere. E, kapitülasyonlar ve dış borsalar Osmanlı ekonomisi zor duruma sokmuştur. Yazalım o zaman. E, başarılı olmadığı olmadığı e, kapitülasyonlar devam etti çünkü yabancılar hayır dedi kapitülasyonlar devam etsin dedi kapitülasyonlar ve aynı zamanda borçlarımız var dış borçlar e, bizi zor duruma yani Osmanlı'yı zor duruma soktu diyeceğiz. hatta o kadar zor duruma düşüyoruz ki Tonguç'um ne oluyor biliyor musun? Çok mu borç alıyoruz hocam? Çok borç alıyoruz o borçları ödeyemediğimiz için adamlar genel borçlar idaresi anlamına gelen duyun ümüme idaresini kuruyorlar İstanbul Erkek Lisesi'nde bugünkü ve artık bizim her şeyimize karışıyorlar mesela... O sene 100 ton pamuk üretilmiş. O pamuklar bizim olacak diyorlar. Ya niye kardeşim? E bize borcunuz var. Artık her şey bizim kontrolümüzde diyorlar. Geldik başka bir soruya. Birinci Dünya Savaşı sırasında Kafkas cephesi Osmanlı Devleti için stratejik bir öneme sahipti. Osmanlı Devleti bu cepheyi açarak hem Rusya'yı hem baskı altına almayı hedefliyor. Hem de Kafkaslardaki Türk ve Müslüman halklarla birleşmeyi hedefliyordu. Aynı zamanda Rusya'nın boğazlara inmesini engelleyerek İstanbul ve Anadolu üzerindeki Rus tehditini bertaraf etmek istiyordu. Ancak bu cephede yaşanan ağır kış koşulları ve yanlış askeri stratejiler ...Osmanlı ordusuna büyük kayıplar verdirdi. Ne olmuştu? Nerede? E, hangi harekatta... E, bir, ...çok büyük bir askerimiz şehit olmuştu... ...Onguç'un? Sarıkamış harekatı hocam. Aferin. Oradaki askerlerimizi bir kez daha... ...rahmetle anıyoruz. Şimdi... ...buna göre Osmanlı Devleti'nin Kafkas cephesini ...açma nedenleriyle ilgili görüşlerinizi yazınız demiş. Tam bir mev tarzı soru. Şimdi birincisi... ...ilk başta ne yapmak istiyoruz? Rusya'yı... ...baskı altına almak istiyoruz. Ruska'yı... ...zaten söylüyor burada. Baskı altında... E, ...tutmak... Bu bir. Niye müttefiklerimize yardım edeceğiz Almanya. Aynı zamanda Rusların etkisini azaltmak istiyoruz ve ee, diğer cephelerimizi diğer cephelerimizi rahatlatmak. Niye? Çünkü eğer Rusya şimdi Rusya buradan saldırıyor Almanya'ya bakın. Almanya bizim dostumuz. Kırmızılar biziz bakın. Kırmızılar biziz. Biz böyle savaşıyoruz. Rusya ile savaşıyor Almanya sen burada bu tarafta başka bir diyelim ki Fransızlarla İngilizlerle savaşırken sen aynı zamanda Rusya'ya da saldırırsan Rusya Almanya savaşırken bize savaş açması lazım. Kafkas cephesine için Bu sefer gücü azalacak ve Almanya rahatlayıp oraya doğru girecek yani. Anlaştık mı? Dolayısıyla bizim Kafkas cephesi açmamızdaki temel sebep Rusya'yı baskı altı tutmak, diğer cephelerimizi rahatlatmak, Rusya'yı zor duruma düşürmek. Diğer bir şey ise Türk ve Müslüman halkı oradaki yani e, Rusya'da yaşayan bir sürü Türk Müslüman var. Türk ve Müslüman halkı e, birleştirmek yani Türk ve Müslüman halk ile orada Türkmenistan'da, Azerbaycan'da, Özbekistan'da onlarla birleşmek istiyoruz ve bölge halkını yani Türkmenistan'ı, Azerbaycan'ı işte başka kimleri söyleyebiliriz, e, Özbekistan bunların her biri Türk esasında bölge halklarını Osmanlı e, hakimiyetini almak, Osmanlı e, hakimiyetini almak diyebiliriz hakimiyetini alma. Kafkaslardan çünkü biz orada e, Azeri kardeşlerimize ulaşabiliyoruz. Şimdi mükemmel bir şekilde yazılı programımızı bitirdik. Meb örnek sorularına benzer sorularımızı da çözdük. Burada zaten Osmanlı'nın aldığı Fransızlarla karşı aldığı tedbirler veyahut da işte Mustafa Kemal'in e, hangi okullarda okuyup nerde, nerede gazete çıkarmasının sebebi nedir? Veyahut da Mustafa Kemal teskilatçılık yapmıştır Trabluskarp'ta nasıl yapıyor? Arap halkı örgütlemesi veyahut da Osmanlı Devleti ittifak girişiminden olumlu sonuç alamaması. Niye? Çünkü İngiltere ve Fransa birlikte hareket edip Rusya'ya yardım ediyorlar. Ve Rusya'nın da Osmanlı işgal edeceğini için Osmanlı yanlarında istemiyorlar. Biz siyasi yalnız kalmak istemiyoruz. Buna benzer güzel güzel sorular vardı. Bunları da anlattık sana çözdük. Senin için yapman gereken mutlaka yazı notlarından ve yazılı denemelerinden çalışmak. Burada şu çok önemli. Bunları eğer şimdiye kadar almadıysan ve LGS'de başarılı olmak istiyorsan şampiyon paketini de tavsiye ediyorum sana Tonguç'a. Şampiyon paketinin içerisinde gerçekten LGS sürecinde kullanacağın efsanevi kitaplar var. Zoru Bankası, Matematik Zoru Bankası, Fen Zoru Bankası, Türkçe Zoru Bankası 10'da 10. On, dinamo İngilizce, Dinamo Din, Dinamo İnkılap, Dinamo Fen, Dinamo Matematik, Dinamo Türkçe ve tüm dersler soru bankaları var. Buradaki 2, 4, 6, 8, 10-11 kitap efsanevi bir şekilde indirimli bir şekilde sana geliyor. Ve yanında da yazılı notlarına ve yazılı denemelerine hediye ediyoruz. Bunları da bu şekilde aradan çıkarmış olursun. Ve süper hem yazılarını halletmiş olursun hem de LGS'de şampiyonlar yürümüş olursun. Şimdiden hepinize başarılar diliyoruz arkadaşlar. Şimdi bir meydan okuma yazılımımız var. Meydan okuma testimizde yazılarımız var. Onları da çözelim. Hadi bakalım hepinize yazılarımıza başarılar. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane yazılı kampını sundu.